Sevgili takipçilerim, uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Size şimdi bu elimde gördüğünüz filenin yapımını anlatmaya çalışacağım. Ben pamuklu makrame ile yaptım bu fileyi. Siz arz ettiğiniz ipi, arz ettiğiniz modelde yapabilirsiniz. Şimdi benim elimde yine pamuklu makrame ip var. 4,5-5 matığla örülebilecek kalınlıkta. Ama size tavsiyem polyester makrame ile örmeniz hem daha kalın hem daha şık olacaktır. Pamuklu makrame ile çok güzel oluyor ama biraz kalın ve çanta formatında oluyor. Ama kullandıkça bu da esnecektir mutlaka. Şimdi sihirli halka yaparak başlamak istiyorum. Sihirli halkanın nasıl yapıldığını bilmeyenler daha önceki videolarımdan öğrenebilirler. Ama yine de yavaş yavaş yapacağım. Elimi doluyorum. Tığı alttan geçirip ilmeği kapatıyorum ve bir zincir çekeceğim. Böylelikle sihirli halkanın içine 12 tane ikili trabzanla dolduracağız. Ben yavaş yavaş yapacağım, hiç bilmeyen arkadaşlar öğrenebilsinler diye. İlk sırayı 12 tane ikili trabzanla dolduracağız. Ortadaki ipi iyice çekiyoruz. 12 trabzanlarımız bitti ve hemen ilk ilmeğin tepesindeki boşluktan tığa ilmek dolamadan alıp geçiriyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bu sırada bütün ilmeklerin başındaki boşluklara ikişerli ikili trabzan yapacağız. Yani bu sıra bittiğinde 24'lü ikili trabzanımız olacak. Sayılar bizim için önemli. Sayarak ve kontrollü gidersek sökmek zorunda kalmazsınız. Çünkü bu tabanın sonucunda oluşacak ilmekler bize filemizin çiçekleri adedini belirleyecek. Ben taban yapmadan yapmak istemedim. İçindekiler dökülür diye. Ama siz arzu ediyorsanız direkt taban yapmadan da fileye başlayabilirsiniz. Bunlar tamamen tercih meselesi. İsteğinize, zevkinize kalmış bir şey. Ama tabanlı daha güzel olduğu kanaatindeyim. Aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı deliğe 2 kere batıyoruz yani. Benim ikili trabzanlarım bitmek üzere, sayıyorum yanlış olmasın diye. 22 olmuş. 2 tane daha yapacağım. 24 oldu. Yine ilmeğin tepesindeki boşlukta
tıra ilmek dolamadan, ip dolamadan batıp çekiyoruz. İki zincir çekiyoruz. Bu sırada deliklerin içine bir tek bir çift gideceğiz. Yani sıramız bittiğinde 36 tane ikili trabzanımız olacak. Oldukça yavaş yapmaya ve videoyu kesmemeye gayret ediyorum ki hiç yapmayan ama yapmak isteyen arkadaşlar görsünler diye. Sıramla bitmek üzere. Evet, 36. trabzanımı yaptım. Birleştiriyorum ilmeğin tepesinde. Şimdi çiçeklerimi yapmaya başlayacağım. Bakın önce 3 tane zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayıp diğerini yapıyorum. Çok küçük oluyor. 4 yapıyorum. Yine küçük oluyor. Bunu sizin görmeniz için yaptım. Ben biliyorum küçük. 5 tane zincir çekiyorum. Ve bir ilmek atlayıp diğerini sık iğneyle birleştiriyorum. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Bir ilmek atlayıp diğerini de birleştiriyorum. Bu şekilde sıramız bittiğinde 18 tane çiçeğimizin olması gerekiyor. Beşerli zincirden. Ha bu arada ben kalın iple yapıyorum 5 tane. Ama siz daha ince iple yaparsanız daha fazla çekmeniz gerekebilir. Elinizin sıklığına, bolluğuna göre de değişebilir. Bunlar tamamen sizin zevkinize, isteğinize göre belirleyebileceğiniz şeyler. Şimdi ben küçük bir file yapacağım için ilk 2-3 sıra beşerli zincirle gideceğim. Sonra 6 zincir yine 3 sıra, sonra 7 zincir 3 sıra şeklinde devam edeceğim. Bu bizim filemizin yukarıya doğru ağzının genişlemesini sağlayacaktır. Ama siz diyorsanız yok, ben standart hepsi bir kalınlıkta olsun istiyorum. O zaman hepsini 5 zincirle de çekebilirsiniz. Ama yukarıda doğru genişlerse daha güzel oluyor. Bakın 5 zincir çektim. İlmeğin birini bıraktım. Diğerini de sık iğneyle birleştirdim. Şimdi sonucunu yapımını göstereceğim. Burada gerçi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yani ben bu şekilde güzel durduğuna kanaat ettim. Böyle yaptım. Bakın önce dibine batıyorum. Bu şekilde birleştirmeye çalışıyorum. Tabi yapamıyorum. Evet, şimdi 5 zincir daha çekeceğim. Hemen ilk çiçeğin ortasından sık iğneyle birleştiriyorum. Ama ben bu şekilde olmasını istemiyorum. Bunu yaptığımız zaman 19. çiçek olacak. Gerçi bu çok önemli değil. Buradaki çiçek sayımız bizim filemizin büyüklüğünü gösterecek. Hemen sonraki çiçeğin başından birleştiriyorum. Yani gizli birleştirmeyi olacak bir nevi. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Bir sonrakinin tepesinde birleştiriyorum. Size çiçeklere geçtiğimiz noktaya bir ayraç takmanızı öneririm. Bu hem filenin sıralarını saymanızı kolaylaştırır. Normalde çok zor sayılıyor. Hem de zincir sayısını artırarak yapacağınız zaman sıra başınız bilmeniz. Sevgili takipçilerim merhabalar. Telefonumun hafızası dolunca video kendiliğinden bitmiş. Ben şimdi beşerli sırayı bitirdim. Altılı sırayı da bitirdim. Bakın. İlk birleştirdiğim yere ve en son kaldığım yere hep iğne takarak gidiyorum ki sıraları saymamız kolay olsun. Öbür türlü çok zorlanacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Böylelikle filemizi üst tarafa doğru genişleteceğim. Tabii ben yapım videosu için file örüyorum şu an. O yüzden küçük bir şey yapacağım.
Siz en az 18-19 sıralık bir file yapacağınız için lütfen 5'erli, 6'lı ve 7'şerli zincirlerinizi hani 3'e bölerek işte atıyorum 5 sıra 5'li, 6 sıra 6'lı, 7 sıra 7'li gibi çekerseniz zincirlerinizi o şekilde ayarlayıp yaparsanız filenizin büyüme orantısı düzgün olacaktır. Ben şimdi bunu bu şekilde 7'şerli olarak bitireceğim. Çünkü küçük bir file yapacağım. Sonra saplarını yapma kısmında tekrar döneceğim videoya. Görüşmek üzere. Şimdi yeri gelmişken bir şey göstermek istiyorum. Birleştirme yeriyle alakalı. Bakın ilk birleştirme yerimiz burası. Şu an burası. Görüyor musunuz? Yani şu. Şimdi 1, 2, 3, 4, pardon, 5, 6, çok özür dilerim, 7, buraya yapıyoruz, bu iğnemizi alıyoruz, şimdi takacağım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, özellikle bol çekiyorum zincirleri. Bakın şuraya takıyoruz. Her sırada bir tane çiçek kayacak. İğneyi taktığımız yer oradan kontrol edebilirsiniz. Bakın sayarken de buradan buraya çapraz sayacaksınız. Doğru sırayı bulabilmek için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sırayı yapıyorum şu an. Yani böyle sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5 olur. Yanlış olur. Sayı da sizi şaşırtır. Bu böyle ördükçe yukarıya doğru toplanacak zaten. Bir sap yapma yerinde görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar ben filemi istediğim büyüklüğe getirdim. Size sap yapmasını göstereceğim. Şimdi istediğiniz ebattaki sap büyüklüğü için zincir çekiyorsunuz. Burada ölçü tamamen sizin isteğinize bağlı. Filenizin sapının büyüklüğünün ne kadar olmasını istiyorsanız ona göre zincir çekin. Ben bir ölçü vermiş olmayayım. Çünkü affedersiniz iplerin kalınlıkları farklı, tığlar farklı, insanların elinin sıklığı, genişliği farklı oluyor. Çok özür dilerim. Onun için siz filenizin sapının büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız o kadar çekin. Ben şimdi bu kadar göz kararı çektim yeterli ama siz lütfen sayarak çekin çünkü filenin saplarının eşit olması gerekiyor. Şimdi bakın burası şimdi 1, 2, 3 atlayıp 4.'ye sık iğne ile bağlıyorum. Daha sonra tekrar 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Yanındakini sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekip sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekip sık iğne ile bağlıyorum. Şimdi burada çektiğimiz zincir adedi kadar burada da çekiyoruz ve dördüncüyü tekrar sık iğne ile bağlıyoruz. Ondan sonra buraya gelinceye kadar tekrar 7'şerli zincirli sık iğne ile bağlıyoruz. Tekrar merhabalar. Ben söylediğim gibi yaptım. Buraya saydım 29 zincir çekmişim. 1, 2, 3 tane ördüm. Dördüncüden tekrar başladım. 29 zincir çektim. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüyü sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. 5. de burada hesap hatası mı yaptım? Yok. 1, 2, 3, 4. Evet, burada bir tane hesap hatası yapmışım. Siz ayarlayın onu kendinize göre. Şimdi bakın bir öncekine de 7 tane sık iğne çekiyoruz. Birleştiriyoruz buradan. Şimdi burası 29'du ya, uzunluğunu ayarlayabilmeniz için 29'dan daha fazla çekmeniz gerekiyor. Ve buraya değil bir sonrakinde sık iğne ile bağlayacaksınız.
Tekrar öreceksiniz. Burada geldiğinizde de bir öncekinden başlayacaksınız. Yine zincir adedini burayla eşit çekeceksiniz. Şurada bağlayacaksınız. Buraları boş öreceksiniz. Yine ben 3 tane yapıyorum. Her seferini bir öncekinden zincir çekerek tamamlayacaksınız. Son sırada sapları birleştirmeyi göstereceğim size. Bakın şöyle ayarlayacaksınız. Ben 33 tane çektim. Denk geldi. Buradan birleştiriyorum. Tekrar 7 zincir çekerek gidiyoruz. Şimdi normalde bizim bu ölçülerle 18 tane çiçeğimiz var. Bu sapları yaparken dörderli ayıralım. Ben bir tanesine yanlış basmışım, yani batmışım. Üçüncüyü bitirip batmışım. Dördüncüyü bitirip batırırsak bütün file sapları ve boşlukları eşit ilmeklerle oluyor. Burada tekrar 33 tane zincir çekeceğim. Bakın bir öncekinden, burada zincire başlamıştım. Bir öncekinden devam ediyoruz. Yine öbür tarafta da bir sonrakinden birleştireceğim. Bu sırayı bitireyim. Artık sapı yapalım. Bitirelim filemizi. Bakın tuttuğumuzda filemiz bu şekilde olacak. Ben yine zincir çekerek ördüm, geldim. Şimdi artık bu bizim son sıramız olacak. Burada yaklaşık zincirlerimizin 1/3 kadar, yani şuraya gelinceye kadar zincir çekeceğiz. Oradan şu kadar bir alanı sık iğneyle öreceğiz. Buradan tekrar zincir çekip şuraya bağlayacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Şöyle yapalım. Şuradan. Bakın. Burada sayı yok. Artık kendiniz istediğiniz genişlikte, istediğiniz kalınlıkta nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz bunu. Ya ben ölçü vermek istemiyorum. Neden? Çünkü herkesin elinin ayarı farklı. O yüzden ölçü vermek istemiyorum. Buradaki sayıları siz kendinize göre belirleyin lütfen. Böyle sık iğneyle dolduruyoruz. Sonra bunu elimizle düzeltelim. Şimdi bir tane daha sık iğne yapayım. Şimdi şuraya gelinceye kadar zincir çekeceğim. Burayı kasmayacak şekilde o uzunlukta zincir çekelim. Şimdi benim telefonumun hafızasında çok az yer var. Bir de küçük oğlum ayakta. Her an mutfağa gelebilir diye böyle hızlı hareket etmeye çalışıyorum. Videoyu tamamlayayım diye kusura bakmayın. Çok da hataları düzeltmiyorum. Çünkü ben hani bunu işim bittikten sonra sökeceğim. Amaç nasıl yapıldığını anlamanıza yardımcı olmak. Mantık aynı. Hiçbir yerinde farklı bir işlem yapmayacaksınız. Bakın bu şekilde böyle sapınız hazır olacak. Buradan diğerine kadar yine zincirle tamamlayacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah tamam, burası bitmiş. Tabii ben merhabalar, yine bir hafıza sorunu yaşadım. Bakın ben burada yaptığım şekilde bu tarafı da tamamladım, bitirdim. Şimdi diğer uca kadar yine 7 zincirle bitireceğim ve filemiz böylelikle bitmiş olacak. Yalnız sizden rica ediyorum, lütfen sapları yapmaya başlarken 4 eşit parçaya bölün.
Çiçekleri ona göre oturturum. Ben bir tane yanlış bastım, erken battım. Frenin bir tarafı dar, bir tarafı geniş oldu. Siz öyle yapmayın. Bir de ben ölçü vermiyorum. Lütfen hangi ölçüyü kullanırsanız kullanın, her iki tarafı için de eşit yapın ki freniniz asimetrik olmasın, simetrik olsun ve güzel dursun. Ben hani işin mantığını anlatmaya çalıştığım için çok teferruatta boğmak istemedim sizi. O şekilde tamamladım. Bakın burada bitti. Şimdi 7 tane zincir çekeceğim. Çok affedersiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradan dibine batıp şöyle içinden geçirip bir zincir çekip bitireceğim. Sonra bu ipi kesip saklayacağım. Bakın, filemiz küçük bir file oldu ama budur. Yani işin şeklini, mantığını anladıktan sonra yapılamayacak bir şey değil. Şimdiden yapacak arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı ve kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bakın, ben burada eksik yaptığım için burası dar, burası geniş oldu. Ama özellikle sökmedim. Size yaparken buna dikkat edin lütfen. 4 eşit parçaya bölüp ilmekler arasını sayarsanız şu çiçekleri, böyle bir aksilik olmayacaktır. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Merhabalar. Yine bir hafıza sorunu yaşadım. Bakın, ben burada yaptığım şekilde bu tarafı da tamamladım, bitirdim. Şimdi diğer uca kadar yine 7 zincirle bitireceğim ve filemiz böylelikle bitmiş olacak. Yalnız sizden rica ediyorum, lütfen sapları yapmaya başlarken 4 eşit parçaya bölün çiçekleri, ona göre oturturun. Ben bir tane yanlış bastım, erken battım. Frenin bir tarafı dar, bir tarafı geniş oldu. Siz öyle yapmayın. Bir de ben ölçü vermiyorum. Lütfen hangi ölçüyü kullanırsanız kullanın, her iki tarafı için de eşit yapın ki freniniz asimetrik olmasın, simetrik olsun ve güzel dursun. Ben hani işin mantığını anlatmaya çalıştığım için çok teferruatta boğmak istemedim sizi. O şekilde tamamladım. Bakın burada bitti. Şimdi 7 tane zincir çekeceğim. Çok affedersiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradan dibine batıp şöyle içinden geçirip bir zincir çekip bitireceğim. Sonra bu ipi kesip saklayacağım. Bakın, filemiz küçük bir file oldu ama budur. Yani işin şeklini, mantığını anladıktan sonra yapılamayacak bir şey değil. Şimdiden yapacak arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı ve kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bakın, ben burada eksik yaptığım için burası dar, burası geniş oldu. Ama özellikle sökmedim. Size yaparken buna dikkat edin lütfen. 4 eşit parçaya bölüp ilmekler arasını sayarsanız şu çiçekleri, böyle bir aksilik olmayacaktır. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.